1 Eylül 1939'da Almanya 20. yüzyılın büyük teknolojik gelişmelerini kullanarak komşusu Polonya'ya bir saldırı gerçekleştirdi. Bunun sonrasında insanlık tarihinin en yıkıcı çatışması ortaya çıktı. Dünyadaki neredeyse her devletten erkekler ve kadınlar İkinci Dünya Savaşı denilen acı mücadeleye dahil oldu. 6 uzun sene boyunca dünyanın kaderi yükselip çöktü. Önemli olaylar, zaferler ve kayıplar, hatalar ve kahramanlıklarla bıçak sırtında hassas bir dengede durdu. Bu o bıçak sırtının hikayesi. İnsanlığın en büyük dönüm noktasını şekillendiren, her iki tarafı da zaferin eşiğine getiren dönüm noktaları. Yükseliş ve çöküş, İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktaları. Müttefiklerin Batı Avrupa'yı başarıyla işgal etmesi ve Sovyet güçlerinin doğudan bastırmasıyla pek çok kişi Almanya'nın çabucak teslim olmasını bekliyordu. Japonlar da kendilerini gitgide geriler halde buldular. Her iki ülkede savaş çabalarını sürdürecek yeterli adam, araç ve yakıt bulmakta zorlanıyordu. Ancak Japonya ve Almanya liderleri için teslim olmak bir seçenek değilmiş gibi görünüyordu. Ve bunun sonucunda İkinci Dünya Savaşı'nın son senesi tarihin en kanlı yıllarından biri olarak hatırlanacaktı. Zafere gidiş. Leyte Körfezi Savaşı, 23 Ekim 1944. Filipin takım adaları sadece Japonlar için önemli bir stratejik tampon bölge değil. Güneydoğu Asya fetihlerini kontrol ettikleri hayati bir komuta merkeziydi. Ada düşerse gitgide yalıtılmış halde kalan Japonya, petrol ve diğer ham maddelerin çoğundan tamamen koparılacaktı. Amerikan kuvvetleri Ekim 1944'te Leyte Adası'na çıkartma yapmaya başladıklarında onlar da önceden planladıkları karşı saldırı olan Shogo operasyonuna başladılar. Planlarının asıl amacı bir savaş vermekti. Sessiz sedasız değil, gerekirse büyük bir çarpışmayla öleceklerdi. Amerikalıların Leyte Adası'na çıkarma yapmasını kesebilirlerse bu çok daha iyi olurdu. Ama asıl amaç bir savaş verdiklerine emin olmaktı. Savaşı yakıt yetersizliği yüzünden hareketsiz kalmış olmanın utancıyla bitirmek istemiyorlardı. Artık Pasifik filosuyla kafa kafaya baş edemeyeceklerini bildiklerinden Shogo'nun amacı Amiral William Halsey'nin 3. filosunu, karadaki çıkartmalara yakın destek sağlayan Amiral Yardımcısı Thomas Kincaid'in Avustralya-Amerika 7. filosundan ayırmaktı. Ve sonunda karaya çıkan gücü yok etmek ve gerçek Bushido geleneğince onurlu bir fedakarlık planı yaptılar. O sırada Japonya'nın donanma zaferi taktiği çok riskliydi. Kendi uçak gemilerini Amerikan donanması için yem olarak kullanacaklardı. Bu da Amerikan uçak gemilerini Leyte Körfezi'nden uzaklaştıracaktı. Bu sırada Amerika filonun geri kalanını ve Amerikan nakliye gemilerinin çoğunu orada bırakacaktı. Bu aldatmacayı kullanarak Japon uçak gemisi Amerikan donanmasını kuzeye çekecekti. Ve tam o anda Kurita filosu denen Japon donanması onlara orada saldıracaktı. Eğer bu başarılırsa Japonya büyük bir zafer kazanabilirdi. 23 Ekim'den 25'e dek 3 günde yaşananlar 4 ayrı eylemle tarihin en büyük deniz savaşı oldu. Hatalar, eski usul kahramanlıklar ve düpedüz şansın belirlediği bir savaş. Şans Amerika'nın yanındaydı. 23 Ekim'in erken saatlerinde kuzeye giden Kurita gücünün karşısına Palawan geçidinde 2 Amerikan denizaltı çıktı. Denizaltılar 2 ağır kruvazörü batırdı ve üçüncüsüne ciddi hasar verdi. Geri dönmeyen Kurita gücü kuzeye doğru devam etti. Halsey 24'ü sabahı buna yanıt verdi. Ve sonra Amiral Halsey'nin komutasında işgal bölgesinin kuzeyindeki büyük uçak savarların tüm ağırlığıyla filoya saldırı Musashi'yi Yamato gemisinin kız kardeşini batırdı.
Kurita'ya geri dönmeye zorladı. O noktada her şey harikaydı ama o anda Amiral Ozawa kuzeyden gelen uçak gemilerini şaşırtma gücünü gördü ve sonra büyük bir hata yaptı. Kurita gücü Amerikan uçaklarından kaçmak için güneye döndü. Ancak Halsey bu hareketi bir kaçış olarak algıladı. Ve o noktada Amerikan keşif uçakları Ozawa gücünün güneyine gittiğini belirledi. Aralarında 4 uçak gemisi ve sadece 198 uçak olduğunu bilmeyen Halsey, 3. filonun daha büyük tehdit olarak algıladığı şey öğrenmesini emretti. Fedakarlık yapılmıştı. Kincaid birkaç yaşlı kruvasör, savaş gemisi, destroyer ve daha küçük eskort taşıyıcılarla zayıf kalmıştı. 24. gecesinin karanlığında iki küçük Japon filosu güneyden yaklaştı. Kurita gücünün geri çekildiğinin farkında değillerdi. İlk grup en son radar belirleme ekipmanlarına sahip Amerikan gemileri tarafından şaşırtıldı. 6 inç ve 8 inçlik zırh delici 2000'den fazla mermi zifiri karanlığa ateşlendi. 3 düşman gemisini batırıp diğer 3 tanesine zarar verdi. İkinci güç yaklaştı ve katliamı görür görmez daha zayıf olduklarına inanarak hemen geri döndü. Müttefikler küçük bir zafer kazanmıştı. Ancak 25'i sabahı savaşta bir gelişme daha yaşandı. Kurita yine döndü ve San Bernardino boğazından geçmeye devam etti. Tüm savaş gemileri olması beklenen yerdeydi. Eskort uçak gemilerine ateş açtı ve panik yaşandı. 7. filonun silahları tamamen yetersizdi ve Japonlar kesin bir zafer kazanacak gibiydi. Saldırıyı savuşturmak için çaresiz olan Amerikalılar 16 küçük uçak gemisine üzerlerinde hangi silah olursa olsun uçaklarını derhal havalandırmaları emri verildi. 450 uçak deniz savaşı için iyi silahlanmamış bir halde Japon filosuna sürekli saldırılar düzenledi. O kadar şiddetliydi ki Amiral Kurita yanlışlıkla Halsey'nin 3. filosuyla karşı karşıya olduğunu sandı. Ve 2 ağır kruvasör kaybettikten sonra geri çekildi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde sonunda Ozawa gücünü bulan ve 547 sorti düzenleyen 3. filo Japon uçak gemilerinden 3'ünü batırdı. 4.sünü etkisiz hale getirdi ve 23 saat sonra Leyte'ye döndü. Kurita gücünü tuzağa düşürmek için artık çok geçti. Ancak Japon donanmasının son uçak gemilerinin de batmasıyla bir zamanlar Pasifik'in gururu artık yok olmuştu. Çıkıntı Savaşı 16 Aralık 1944. Haziran'daki Normandiya çıkartmasından bu yana Batı Avrupa'da inisiyatif tamamen müttefiklerin eline geçmişti. Öyle ki 15 Aralık 1944'te Saha Mareşali Bernard Montgomery nispeten kibirli bir biçimde meslektaşına şöyle dedi. Düşman tüm cephelerde savunma savaşı sürdürüyor. Durum o kadar kötü ki büyük bir saldırı düzenleyemez. Sanki bu konuşmayı duymuş gibi 24 saatten kısa sürede Almanlar Batı Avrupa'da 1940'tan beri görülen en büyük saldırı operasyonlarından birini düzenledi. Daha çok çıkıntı muharebesi olarak bilinen Almanların Ardenler karşı saldırısını anlamak için Haziran 1944'de müttefiklerin Fransa'daki ilerleyişine iyi bakmak gerekir. Aralık 1944'e gelindiğinde müttefikler Alman sınırındaydı ve müttefikler o kadar hızlı ilerlemişlerdi ki kendi lojistik destek hatlarından çok uzaklaşmışlardı. Yani Aralık 1944'e geldiğimizde müttefiklerin durması gerekiyordu çünkü ikmal hatları onları yakalamalıydı. 26 Kasım'da 3 aylık ağır savaşın ardından ilk müttefik ikmalleri Belçika'nın Antwerp limanına inmeye başladı. Hitler müttefik tedarik zincirinin sahadaki birliklere yakında yetişeceğini biliyordu. Almanya'nın harekete geçmek için çok az bir zamanı vardı. Ren nöbeti operasyonu son bir kumardı. Ve Hitler kaybederse bunun son olabileceğini biliyordu. Aklında bununla birlikte Ardenleri sessiz bölge olarak bilinen 110 kilometrelik bir cepheyi seçti. Müttefiklerin ön cepheye yeni gelen ve ağır savaşın ardından dinlenen birimleri yerleştirdiği bir yerdi burası. Bu operasyona olabildiğince çok kuvvet ayırdı ve operasyonun amacı İngiliz ve Amerikan güçlerini ayırmak, Antwerp limanını ele geçirmek, yani malzemelerini ele geçirmekti. Ve ondan sonra Britanya ve Amerikan orduları ayrılarak yutulabilir lokmalara dönüşecekti.
Bunda başarılı olursa Batı müttefiklerini bir anlaşma pazarlığına çekebilir, onları resimden çıkarıp güçlerini Rusdat üzerine yoğunlaştırabilirlerdi. Ren nöbeti büyük bir gizlilik ve oyunlarla başladı. İsmi bile operasyonu gizlemek için yanlış bilgi veriyordu. Yaklaşık 2000 top atlar tarafından gece sessizce çekildi. Tanklar saz kaplı yollardan konumlarına çekildi ve şafakta iz bırakmamaları için bu sazlar çekildi. Ve Luftwaffe savaş uçakları alçak uçuşlar yaparak onların çıkardığı sesleri bastırdılar. 16 Aralık sabahı geldiğinde Eisenhower ve generalleri aylarca gelen zaferin ardından yaşadıkları aşırı özgüvenle dona kaldılar. Almanlar sabah 5.30'da acımasız bir bombardımanla başladılar. Ve ön cephedeki 70 bin Amerikan askeri sarsıldı. Müttefikler tamamen hazırlıksız yakalandı. Bu kısmen havanın kötü olması ve hava istihbaratından yararlanamamalarından kaynaklanıyordu. Ama hazırlıksız yakalanmalarının asıl sebebi kendilerine fazla güvenmeleriydi. Müttefikler kesinlikle böyle dev bir saldırı beklemiyordu. 200 bin Alman askeri, 2000'den fazla tank, 110 kilometre genişliğinde bir cephe alanı, ağaçlar ve dağlarla dar yollarla kaplı bir yer. Bunu asla beklemedikleri kesindi. Ama bununla karşılaştılar. Bunun sonrasında Alman tankları seçkin 6. SS Panzer bölüğünün önderliğinde ezip geçerek kaotik bir geri çekilmeye sebep oldu. Bu kaosun bir sebebi de Amerikan üniformaları giyen Alman askerlerinin telefon hatlarını kesmesi, birlikleri yanlış yönlendirip kafa karışıklığını arttırmak için yol tabelalarını değiştirmesinden kaynaklanıyordu. İki gün süren şaşkınlık dolu inanmazlığın ardından Eisenhower kontrolü ele aldı ve Amerikan 5. kıtasına, SS'in kuzeyine gidişini durdurmasını, 7. ordunun Almanları ortada yavaşlatmasını emretti ve General George S. Patton'a, Amerika'nın belki de en iyi tank komutanına 3. orduyu döndürüp kuzeye giderek müttefik hatlarına giden çıkıntının güney cephesine saldırmasını emretti. Belki de Patton'dan başka hiçbir general en azından batı tarafında ordusunu bu kadar başarıyla döndürüp Bastogne'nin yardımına gidemezdi. Atlarını sürdü ve oraya hızla ulaştılar. Çok etkileyici bir generallik örneğiydi. Ancak olayı fazla basitleştirip savaş Patton yüzünden kazanıldı demek kolay. Buna Patton'ın zaferi demek. Sonunda Almanların yenilmesini sağlayan pek çok faktör vardı. Ve sonunda 23'ünde ilk günden itibaren operasyonu örten sis kalktı. Ve müttefik hava kuvvetleri havalandı. Bastogne'ye atılan erzak onları kurtardı. Ve Alman mevziler darbe üstüne darbe aldı. Tankların yakıtı bittiğinden çaresizce savaş alanının ortasında terk edildiler. Hitler'in son zar atışı, lojistik destek ve ileriye dönük planlama içermediğinden başarısız oluyordu. Bu planın sorunu en çok da Almanya'da yüksek komutada Adolf Hitler'in gözüne bakıp bu aptalca bir fikir diyebilecek kimse olmamasıydı. Yeni yılda her şey sona ermişti. Bu kumar Alman ordusuna 100 bin ölü ya da yaralı ve 800 tankın yok olmasına mal olmuştu. Berlin'in düşüşünün an meselesi olduğu artık kesinleşmişti. Iwo Jima ve Okinawa Savaşları, 19 Şubat 1945. Saipan ve Guam adalarını içeren Mariana grubunu aldıktan sonra Japonya anakarası Amerikan B-29 bombardıman uçaklarının menzili içerisine girmişti. Ancak gidiş dönüş 4500 kilometrelik mesafe menzillerini zorluyor, hedef üzerinde geçirecekleri zamanı ve bununla birlikte etkinliklerini azaltıyordu. Aşırı mesafe nedeniyle savaş uçağı desteği olmadan uçmak zorunda kalıyorlardı. 1945 başlarında Japonya açıkça yenilmişti. Herhangi bir cephede Japon İmparatorluğu savaşı kazanamazdı. Ancak Japon kültürü, özellikle de askeri kültürü, Japonların bunu kabul etmesine izin vermezdi. Japonya'ya zorla boyun eğdirilmeliydi. Bunu yapabilmek için müttefikler, özellikle de Amerikalıların hava üsleri kurması gerekiyordu. Hava üsleri kurmak için de adalara ihtiyaçları vardı. Okinawa'ya ihtiyaçları vardı. Sadece 20 kilometre karelik, tek bir zirve olan Suribachi Dağı'nın bulunduğu Iwo Jima olarak bilinen küçük çorak adada 3 Japon hava üssü vardı.
ve Tokyo'nun sadece 1200 kilometre güneyinde bulunuyordu. 100 kilometre uzunluğunda ve sadece hava üsleri yüzünden değil, Japon başkentinden 550 kilometre uzakta olan Okinawa, gerektiğinde Amerikalılara Japon adalarının karadan istilasını sağlayabileceği için de kusursuz bir çıkış noktası sağlıyordu. Ancak tabii ki Japonlar da adaların stratejik önemini fark etmişti ve Japonlar aylardır onları savunmaya hazırlanıyordu. Japonya'nın Filipinler denizindeki yenilgisinden sonra Japon askerleri Japonya topraklarında son bir savaş hazırlıklarına başladılar. Bu hazırlıklar için zamana ihtiyaçları vardı. Bu nedenle Iwo Jima ve Okinawa gibi yerlerde olabildiğince direnmeye çalıştılar. Stratejileri Japon ana karasındaki belirleyici savaşa hazırlanmaktı. Donanma askerlerinin Iwo Jima'ya inmesi neredeyse kesinlikle korkunç bir hataydı. Amerikalıların o adaya ihtiyacı yoktu. Diğer ada savaşlarında Japonların ne kadar vahşi savaştıklarını ve savunma noktalarını koruduklarını görmüştü. Açık alanda çok iyi değillerdi. Taktisyenler dahi değildi. Ancak onları savunmaya yerleştirince, Japon askerlerini sığınaklara ve mağaralara yerleştirince, yeterince silah verdiğinizde ölümüne savaşacaklardır. Donanma askerleri 19 Şubat 1945'te Iwo Jima'ya indiklerinde bunu korkutucu bir sessizlikte yaptılar. Bir saat kadar sonra kıyamet koptu. Aniden makine tüfekler, toplar, ağır silahlar, Suribashi Dağı'ndaki mağaralarda gizli konumlarından Amerikalıların üzerine yağmaya başladı. Ve dakikalar içinde sahil bir kan banyosuna dönmüştü. 4 gün içinde Suribashi'ye çıktılar ancak çok kanlı bir savaştı. Ve adanın diğer ucuna ulaşmak için yolu zorla açmak zorunda kaldılar. Çok şiddetli bir savaş oldu. 4. günde donanma askerlerinin Suribashi Dağı'nın tepesine bayrak diktikleri ünlü fotoğraf çekildi. İstiladan 9 ay önce Japonlar General Tadimichi Kurubayashi komutası altında inanılmaz karmaşık bir savunma ağı inşa etmişti. Adanın her bir köşesi mağaralarda gizlenmiş sığınakların desteklediği silah yuvalarıydı. Bazıları yerin 20 metre altındaydı. 18 kilometreden uzun bir tünel sistemiyle birbirine bağlanmışlardı. Silahlar neredeyse kullanışsız olduğundan donanma askerleri yeraltı mevzilerini temizlemek için alev makinesi, el bombası ve patlayıcılar kullandı. Savaşın en acımasız göğüs göğüse çarpışmalarından birinin ardından Amerikalılar sonunda 25 Mart'ta Iwo Jima'yı ele geçirdi. 7 bin ölü dahil 20 bin kayıp verdiler. 21 bin Japon savunmacıdan 216'sı hariç hepsi öldü. Sadece bir hafta sonra Amerikalılar Okinawa'da General Ushijima komutasındaki 130 binden fazla bir o kadar da iyi hazırlanmış askerle karşılaşacaktı. General Ushijimi'nin Okinawa'yı savunma stratejisi ona olabilecek en yüksek bedelle vermekti. Amerikalıları sahillerde karşılayarak asker ziyan etmedi. Japonlar adanın içlerine çekildiler ve gerinde alın dediler. Yani Amerikalıların Japonları öldürerek zafer kazanması için kendi canlarını vermesi gerekiyordu. Japon stratejisi çok basit ve acımasız bir stratejiydi. Okinawa'daki savaş Iwo Jima'da olduğu gibi vahşiydi. Ve Mayıs'ta yağmurlar geldiğinde yangınlarla çıplaklaşmış araziyi çamurlu bir bataklığa çevirdiler. Bir gazeteci Birinci Dünya Savaşı'nın vahşi, ilkel, büyük kayıp yaşanan savaş alanlarını kastederek Verdun ve Paşendael buna benziyor olmalı dedi. Ve Japonların çaresizliği sadece karada hissedilmiyordu. Japonlar havadan organize intihar saldırıları yaptı. Dev intihar uçakları aniden müttefik filosunun bir kısmına dalıyordu. Japonlar hava kuvvetlerini bu intihar saldırıları konseptine göre yeniden düzenledi. Bu şaşırtıcıydı. Çünkü bu kültürel olarak çok yabancıydı. Müttefiklerden ya da Batı askeri güçlerinden aynı şekilde toplu intihar saldırıları yapmalarını bekleyemezdiniz.
Bu taktiği ilk kez Leyte Körfezi'nde kullandılar. Kamikaze saldırıları Okinawa üzerinde yoğunlaştı. 1500'e yakın intihar görevi 36 müttefik gemisini batırdı. Bu ekipler yaklaşık 40 bin Amerikan kaybına sebep oldu. Ve direnişin son kalıntılarının 1 Haziran'da sona ermesiyle 107 bin Japon savunmacı ölmüştü. Ölene kadar savaşma felsefeleri sebebiyle 27 bin tanesi teslim olmayı reddederek mağaralarda kaldı. 5 ayın ardından Amerikalıların Okinawa ve Iwo Jima'dan çıkaracağı tek bir şey vardı. Japon'a karasına karadan saldırılar felaket olurdu. Ve bunun fark edilmesi, insanlık tarihinin en büyük darbelerinden birinin vurulmasına yol açacaktı. Ve bu darbelerin vurulma kararı yeni başkana düşecekti. Roosevelt'in ölümü 12 Nisan 1945. Şubat 1945'te müttefik güçlerin Avrupa'daki tüm cephelerde düzenli olarak ilerlemesi ve Pasifik'te artan başarıyla Franklin Delano Roosevelt Kırım'daki Yalta'ya Joseph Stalin ve Winston Churchill'i ikna için ikinci bir zirveye gitti. Konferansı Roosevelt istemişti ve Rusya'da gerçekleşiyor olmasına rağmen Stalin Amerikan başkanına ev sahibi olarak hitap etmede ve daimi saygı gereği kendisi ve Churchill arasında oturmasında ısrar etti. Yalta'daki görüntülerde bir şey açıktı. Roosevelt daha 63 yaşında olsa da sağlık durumu gerçekten çok kötüydü. Roosevelt Yalta'ya 3 basit hedefle gitti. İlki Almanya'nın son yıkımını koordine etmekti. İkincisi ve Roosevelt için önemli olan şey Birleşmiş Milletler'in kurulmasıydı. Ve son olarak Rusya'nın Japonya'ya karşı savaşa katılmasına çok ihtiyaçları vardı. Bunun uzun ve kanlı bir savaş olmayacağının garantisi yoktu. Ve Rus desteğini gerçekten çok istiyorlardı. Belki de Roosevelt için en önemli konu Birleşmiş Milletler'in geleceğiydi. Bu organizasyon 20. yüzyılın ilk yarısında yaşananların bir daha asla olmayacağına emin olacaktı. Amerikan tarihinin en olaylı yıllarında geçen başkanlığa yakışır bir son olacaktı bu. Roosevelt görevi çok zor bir anda 1929'da ülkede işsizlik %25'ken aldı. Detroit ve Chicago gibi şehirlerde işsizlik %50'nin üzerindeydi. Birleşik Devletler'deki nüfusun %20'si 1932 ve 33 kışlarında yetersiz beslenmeyle karşı karşıyaydı. Bunlar çok zor zamanlardı ve Roosevelt ülkeye yeniden umut verdi. Yaptığı her şeyle geleceğin daha iyi olacağına dair umut getirdi ve yeni anlaşma denilen programlarıyla Birleşik Devletleri büyük buhrandan çıkardı. İnancımızı koruyacaksak, bize inananlara inanacaksak, demokrasimizi başarılı kılacaksak eyleme geçmeliyiz diyorum. Şimdi, vakit kaybetmeden, hemen şimdi. Roosevelt'in kamu otoritesi pek çok açıdan kendi yaşadığı zorluklar ve bunları aşmasından gelen bilgilerden kaynaklanıyordu. 1921'de hastalık kaptıktan sonra belden aşağısı kısmen felç olmuştu. Halk arasında tekerlekli sandalyeyle görünmeyi reddetti. Ve bunun yerine destekler ve mekanik kelepçeler kullanarak dik duruyor ve inanılmaz bir acıya rağmen kısa mesafelerde yürüyebiliyordu. Amerika'ya büyük buhranda liderlik etti. Daha sonra güvenli, şefkatli ve karizmatik liderliğini insanlık tarihinin en büyük savaşında ülkesine rehberlik etmek için kullandı. Amerikalılar Roosevelt'in savaş zamanı kararlarına çok inanıyordu ve insanları savaşın gidişatına dair bilgilendirdiği haftalık şömine başı sohbetleriyle içleri ferahlıyordu. Güçlü ve becerikli gangsterler bir araya gelerek tüm insan türüne savaş açtılar. Bu mücadeleyi gerçekleştirmek Amerika Birleşik Devletleri'ne düşüyor. Böylece Amerikan hükümeti bozulan sağlık durumunu Amerikan halkını endişelendirmemek için büyük bir sır olarak sakladı. Ve Roosevelt 12 Nisan'da sessizce öldüğünde Amerika ve Amerikalılar hazırlıksızdı. Roosevelt'in ölümü Amerikan halkına büyük bir şok yaşattı. Roosevelt çok uzun süredir iktidardaydı. Öyle ki Amerikan askerleri örneğin 20 yaşında bir erseniz bildiğiniz tek başkan oydu. Sanırım bu gelecek konusunda büyük bir belirsizlik hissi yaşattı. Çünkü o daima işlerin başında sağlam bir figür olarak duruyordu.
Franklin Delano Roosevelt, Mart 1933'ten Nisan 1945'e dek Birleşik Devletler Başkanı olarak görev yaptı. Ve pek çokların tarafından Amerikan toplumuna, küresel meselelere ve Amerikan politikasına etkileri belki Abraham Lincoln hariç tüm öncülerden daha fazlaydı. Müttefikleri zafere götürmede önemli bir rol oynamasının yanı sıra Roosevelt'in barışa ve uluslararası adalete olan inancı, müttefik zaferinden uzun süre sonra hem 1946'da Nürnberg'de gerçekleşen savaş suçları mahkemesinde hem de ölümünden 2 ay sonra San Francisco'da gerçekleşen çok istediği Birleşmiş Milletler'in kurulduğu Dünya Konferansı'nda hissedilecekti. Roosevelt'in cenaze töreni Washington'dan geçerken Berlin eteklerinde hayatının geç dönemini mağlup etmeye adadığı rejiminin tabutuna son çivi çakılıyordu. Berlin'in düşüşü, 16 Nisan 1945. Almanya, Aralık ayında Ardenler saldırısıyla Batı Avrupa'daki mermisini harcamıştı. Ve Şubat ayı boyunca müttefik kuvvetler düzenli bir biçimde memleketlerin içlerine ilerlediler. Çok önemli görülen Ren Nehri engel teşkil etmedi. Mart ve Nisan ayları gösterişli bir temizleme operasyonuydu. Direniş cepheleri dikkatlice ve metodik bir biçimde mağlup edildi. Doğudaysa Rus güçleri Prusya'da ilerlerken batıdakinden daha yoğun olan Alman direnişi artan düşman sayısı karşısında gitgide daha da paniğe kapılıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kaybettiği apaçık ortadaydı. Kayıplar gitgide çoğalıyordu. Sadece 1944'te Doğu Cephesi'nde 8 milyon kişi ölmüş, kayıp ya da yaralıydı. Şehirler gece gündüz bombalanıyordu, yiyecek kıttı. İşlerin yolunda gitmediği açıktı. Geriye kalan Nazi propagandası bunu Alman halkına bir tanrıların alacakaranlığı, dünyanın sonu olarak gösteriyordu. Kimse halkın iradesini kıramazdı. 44 ve 45 yıllarında Nazi propagandasının tonu kıyamete dönüktü. Bu dünyanın sonuydu ve savaşarak ölmek gerekiyordu. Çünkü ancak gelecek nesillerin fedakarlığıyla kaybedilen şey yeniden inşa edilebilirdi. Bu gerçekten de bir kıyamet vizyonuydu. Ve pek çok Alman için durum öyle görünüyordu. Rus güçleri 4 yıllık Alman zulmünü haftalar içinde ödetmeyi isteyerek vahşi bir biçimde ilerliyordu. Müttefik hava kuvvetleri neredeyse serbestçe uçuyordu. Ve Alman şehirleri savaşın en yıkıcı bombardımanını yaşadılar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonu Birinci Dünya Savaşı'ndan çok farklıydı. O durumda Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın askeri komutanları kaybedecekleri anlaşılınca derhal savaştan pazarlıkla çıkmanın bir yolunu aramaya çalıştılar. Hitler'de ise durum daha farklı olamazdı. İmkansız koşullara rağmen Führer son bir direnişle acı sona dek savaşmakta ısrar etti. İdeolojik düşmanı olan Joseph Stalin, şehre müttefiklerden önce ulaşmaya kararlıydı. Ona istediği savaşı verecekti ve kanlı bir savaş olacağı kesindi. Viyana'yı aldıktan sonra Stalin 20 ordu, 8500 uçak ve 6300 tanka Alman başkentine ilerlemelerini söyledi. Ve güçlerini böldü. İki en rütbeli generalini başkente doğru yarışa soktu. Dikkatlice ilerleyip savaşın bu aşamasında kayıplarını en aza indirmekte kararlı olan müttefiklerin aksine Ruslar dikkati bir kenara attı ve sarsıcı bir hızla ilerlediler. Kendi kayıpları Alman savunmacıların 2 katından fazla olsa da 20 Nisan 1945'te Hitler'in 56. doğum gününde Sovyet topçuları şehri sardı. Daha sonra efsanevi ölçekte bir top atışı başladı. Fosfor bombaları ve geleneksel yanıcı roketler şehrin üzerine yağdı. Çökmeyen şeylerin de yanıp yerle bir olduğundan emin olmak istiyorlardı. Rus tankları sonunda 25 Nisan'da harap olan sokaklara girdiğinde onları durdurmaya çalışanlar sadece Birinci Dünya Savaşı gazileri, yerel polis ve Hitler gençliğinin genç üyeleriydi. 29 Nisan'da Reichstag için yarış başladı. İki bölük Reichstag'a saldırdı. 150. Tüfekçi Bölüğü ve 171. Tüfekçi Bölüğü.
Özellikle de 30 Nisan'da olmak üzere çok sayıda sorun yaşadılar. 150. tüfek bölüğü tam 4 kez saldırmak zorunda kaldı. Ancak 30 Nisan akşamı binanın merdivenlerine ulaşabildiler. O gün 30 Nisan'da Hitler son teşekkürlerini sunmak üzere SS muhafızlarıyla buluştu. Dakikalar sonra Eva Braun'la birlikte kendini odasına kilitledi ve bir silah sesi duyuldu. Hitler sağ şakağında bir yarayla, Braun da vücudunda siyanürle bulundu. Reichstag gece 22.50'de güvene alındı ve çatısında büyük bir Sovyet bayrağı dalgalandırıldı. Avrupa'daki savaş sona ermişti ve Berlin tüm Almanya gibi harap haldeydi. Berlin'de 2. Dünya Savaşı'nın son 3 haftasında çoğu sivil 250 bin kişi öldü. Bu ölü sayısı tüm savaştaki Amerikan askeri kayıplarıyla karşılaştırılabilir. Ve Pasifik'teki savaşın sonunu getiren de benzer sayıda sivil ölümü olacaktı. Hiroşima ve Nagasaki'nin bombalanması. 6 Ağustos 1945. Başkan yardımcısı Henry S. Truman, ölmeden önce Başkan Roosevelt'le sadece 2 kez birebir görüşmüştü. Ve Amerika'nın yeni büyük silahı atom bombası o kadar gizliydi ki yeni başkan onun varlığından habersizdi. Görevde 2 hafta geçirdikten sonra Savaş Bakanı Henry L. Stimson ona 2. Dünya Savaşı'nın en pahalı ve gizli Amerikan girişimini dış hatlarıyla anlatan bir belge teslim etti. Truman oval ofiste oturdu ve sessizce raporun açılış cümlesini okudu. 4 ay içinde çok büyük bir olasılıkla insanlık tarihinin bilinen en korkunç silahını tamamlamış olacağız. Tarih 25 Nisan 1945'ti. Truman'ın omuzlarına çok fazla tecrübe kazanmadan ve başkan olarak çok fazla bilgi verilmeden bu dev sorumluluk yüklenmişti. Ancak hatırlamamız gereken şu var, başkanın etrafında çok sayıda çok tecrübeli kişi vardı. O noktada çoğu bırakmış olsa da Birleşik Devletler hükümeti çok iyi işliyordu. Amerikan güçleri Okinawa ve Iwo Jima'yı işgal ederken, müttefikler Japon şehirlerinde halı bombardımana devam ederek tarif edilemeyecek bir yıkıma yol açıyorlardı. Sadece Tokyo baskınında 85 bin kişi öldü. Ve Japonlar yine de teslim olacaklarına dair bir işaret vermiyorlardı. 2 milyon kişilik bir ordu ana adalarda işgale karşı hazır bekliyordu. Ve en iyi tahminlerle bir kara işgalinin en az bir yıl süreceği ve 1 milyon müttefik askerin canına mal olacağı hesaplanıyordu. 15 Temmuz'da Truman, Almanların tesliminin ardından Avrupa'daki yönetimi konuşmak üzere Avrupa'ya gitti. Bunu yaparken Manhattan Projesi ekibi New Mexico'daki bir çöl alanında yarattıklarını test etti. Manhattan Projesi Birleşik Devletler'in nerede ve ne olursa olsun savaşı kazanacağını gösteriyor. Çünkü onlar yüz binlerce işçi, 12 eyalette 17 alan ve Birleşik Devletler'in farklı yerlerinde dev gizli şehirleri düzinelerce diğer bölgeyi bu girişimi beslemesi için ayırabilmişti. Bu açıdan bunun olması şartlı değildi. Bombalara ihtiyaçları olacağını bilmiyorlardı. Ancak bu kadar para, enerji ve çabayı bunu mümkün kılmak için ayırabilmişlerdi. Truman Avrupa'dan döndüğünde Potsdam Deklarasyonu'nda önemli bir rol oynamıştı. Japonya'nın tesliminin koşullarını açıklamışlardı. Rusya'nın yardımıyla bir barış anlaşması umuyorlardı. Ancak Japon Başbakanı Kantaro Suzuki ve kabinesi bir hatayla yanıt vermemeyi seçti. Bu çok ciddi bir hata olacaktı. Ve Ağustos başında hala cevap gelmeyince Truman harekete geçti. Bu bir atom bombası. Evrenin temel gücünü kullanıyor. Projeye daha sonra bilim insanlarından hava kuvvetlerine, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'ne aktarıldı. Atom bombası hariç Amerikalıların en sofistike ve gelişmiş silahı olan B-29 süper kaleler kullanılacaktı. Pasifik adası Tinian'a yerleştirildiler ve bu silahları atabilecekleri çeşitli Japon hedefleri seçtiler. 5 Ağustos'ta Truman ilk atom bombasının Hiroşima şehrine atılmasını onayladı. Saat 8.15'i biraz geçerken 6 Ağustos 1945'te ağır modifiyeli bir B-29 bombardıman uçağı olan Enola Gay
sadece 4 ton ağırlığında bir aleti Tokyo'dan 800 kilometre uzakta yaşayan 350 bin kişinin yaşadığı her şeyden habersiz olan üretim merkezinin üzerine bıraktı. Şehri kırıp geçirdi. Atom bombası Japonya'da savaşmaya devam edenler için çok büyük bir darbeydi. Başka bir deyişle böyle bir şey kullanılmaya başlandığında Japonya'nın bu konuda yapabilecek bir şeyinin olmadığı açıktı. Bu nedenle Japonya'nın Japon anakarasına taşınması halinde savaşı kazanabileceğini düşünenler bile atom bombası gibi bir şeyle baş edemeyeceklerini çok iyi biliyorlardı. Japonlar hala teslim olmayı reddederken ve Rusya'nın anlaşmaya uyup Mançurya'yı işgal ederek savaşa girmesiyle 9 Ağustos'ta Amerikalılar bu sefer Nagasaki üzerine ikinci bir bomba bıraktılar. 80 bin Japon buhar oldu. 14 Ağustos 1945'te pek çok kişinin asla bırakılmaması gerektiğini söylediği iki bombanın ardından Japonya teslim oldu. Geçmişe bakıp her şeyi o günkü haliyle görmek çok önemli. Öncelikle savaş insanları korkunç biçimde vahşileştirebiliyor. Ancak 1939'da korkunç görünen pek çok şey 1945'te o kadar korkunç görünmüyordu. Savaşın devam ettiği her gün binlerce, on binlerce kişi Japon işgali altında ölüyordu. Özellikle de Japon esirler. Atom bombasının savaşı aniden ve çabucak bitirmek için kullanılması çok can kurtardı. Şimdi olsa yapmazdık diyebilirsiniz. Ancak şu anda onların Ağustos 1945'te bilmediği pek çok şeyi biliyoruz. Doğru ya da yanlış. 6 uzun sene ve 50 milyondan fazla ölümün ardından insanlık tarihinin en büyük çatışması sona ermişti. Nürnberg mahkemeleri 20 Kasım 1945. Avrupa'daki savaş sona yaklaşırken 3 ana ortak Britanya, Birleşik Devletler ve Rusya San Francisco'da diğer 47 ülkeden delegelerle Birleşmiş Milletler'e dönüşecek şeyin temelini görüştü. Konuşulan başlıklar arasında Almanya'nın yenilgisinin ardından ele geçen liderlerin askeri mahkemeye çıkarılması konusu da vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki katliamın ardından yasal işlem yapılmamasındaki başarısızlığın daha da ölümcül bir savaşa yol açtığını fark ederek Winston Churchill'in olay yerinde infaz tercihine karşın yüksek profilli mahkumların açık suçlamalar ve kendilerini savunma hakkıyla resmi bir mahkemeye çıkarılmasında anlaşıldı. Bu benzeri olmayan bir durumdu. Nürnberg mahkemeleri uluslararası adalette, uluslararası hukuk prensiplerinde bir devrimi temsil ediyor. İlk defa bireyler uluslararası yasalar altında savaş suçlarıyla suçlanabilecekti. Suçlu Nazi devleti değil, tek tek Nazi liderleriydi. Gelecek 6 ay boyunca kimin mahkemeye çıkaracaklarını, hangi suçlamalarda bulunacaklarını ve daha önemlisi bunu nerede yapacaklarını konuştular. Uluslararası askeri mahkeme için pek çok yer göze alındı. Pek çok açıdan Almanya'nın ele geçirilmesiyle pragmatik sorunlar vardı. Ve sonunda pragmatik meseleler kazandı. Nürnberg 1930'larda ünlü Nürnberg mitingine sahne olmuştu ve bu sebeple Nürnberg 1935'teki ırk yasaları ile ilişkiliydi. Bunun Almanya'daki herhangi bir şehirden daha çok 3. İmparatorluk için sembolik değeri olduğu hissi vardı. Sonunda 24 sanık seçildi. İkisi tutukluyken intihar etti. Ve Hitler, Heinrich Himmler ve Joseph Goebbels'in daha önce intihar etmesinden dolayı asıl suçlu gruptan sadece bir tanesi adalet karşısına çıkacaktı. Hitler'in varis seçtiği Hermann Göring. Mahkeme tüm dünyada merakla bekleniyordu. Ve Amerika'nın tecrübeli savcısı Robert Jackson'ın 21 Kasım'daki konuşmasıyla mahkeme açıldı. Tarihteki ilk dünya barışına karşı suçlar mahkemesinin açılışını yapmak büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hüküm verip cezalandırmak istediğimiz yanlışlar çok hesaplı, çok kötü niyetli ve çok yıkıcı suçlardır. Öyle ki medeniyet bunların göz ardı edilmesine asla izin vermez. 22 kişiye toplu olarak yöneltilen suçlamalar, savaş komplosu kurmak, barışa karşı suçlar işlemek, insanlığa karşı suçlar işlemek, yeni tanımlanan bir suç olan soykırım
mahkumlara işkence ve cinayetle sivillerin öldürülmesi gibi genel savaş suçlarından oluşuyordu. Göring'e hitap edilen şekliyle bir numaralı mahkum, suçlananlar arasında kendinden en emin olandı. Ve yaptıkları her şeyin Alman vatanseverliğinin bir sonucu olduğunda ısrar etti. Amerikalı Robert Jackson tarafından sorgulanması sırasında kendini iyi ifade ediyordu ve hazırlıklıydı. Zaman zaman Jackson ve mahkeme süreciyle alay eder gibiydi. Bir defasında Jackson o kadar sinirlendi ki öfkeyle kulaklığını çıkardı. Göring'e onu savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla suçlayan ifadenin bir kopyası verildiğinde kenarına "Galip daima yargıç ve mağlup daima suçlu olacaktır" yazdı. En başından itibaren sahte bir mahkemeyle karşı karşıya olduğuna inanıyordu. Ve bu görüşünü mahkemede sonuna kadar korudu. Ve son ifadesinde de bunu açıkça belirtti. 1 Ekim 1946'da 10 ay ve 216 oturumdan sonra 22 sanık için karar verildi. Göring amacının yanlış anlaşıldığını iddia ediyor. Ancak bunun bir görev icabı olduğunu, Rusya'yı amaçları için kullanacaklarını itiraf ediyor. Yargılananlardan 3'ü beraat etti. 4'ü 10 ila 20 yıl arasında hüküm giydi. 3'ü müebbet hapis aldı. Ve 12'sinin asılarak idamına karar verildi. Onlar arasında Hermann Göring de vardı ve son bir inkar eylemiyle idam edilmesinden önce intihar etti. Bana göre Nürnberg mahkemelerinin asıl mirası dünyanın Nazi suçlarını lanetlemesi için bir platform sağlaması oldu. Toplama kamplarının yönetimiyle bağlantılı bir halde SS insanlar üzerinde çok sayıda deneyler yaptı. Bunlar savaş mahkumları ya da toplama kampın mahkumları üzerinde gerçekleşti. Uluslararası hukuk için yasal bir temel oldu. İnsanların gelecekte bu gibi suçları işlemesine engel olduğunu söylemek biraz fazla olsa da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkarılan suçlar gibi suçlardan insanların sorumlu tutulacağını bilmek çok büyük bir öneme sahipti. Ve bu mahkemelerden yeni bir dünya düzeni doğdu. Bu yeni bir cemiyet tarafından gözetilecekti. Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'in kuruluşu 24 Ekim 1945. Dünya 1945'te Büyük Savaş'ın yorgunluğunu yaşıyordu. Buna dahil olan insanların insan doğası konusunda saf olduklarını düşünmüyorum. Ancak savaşın korkunç deneyimini yaşadıktan sonra sanırım yeni bir başlangıç için bir fırsat verdi. Ve Birleşmiş Milletler'in kurulması bunun için çok önemli bir adımdı. Tarihçiler 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen ve yaralananlar hakkında farklı sayılar veriyor. Ve şiddet ya da soykırım sebebiyle doğrudan ölümler hikayenin bir parçasıyken açlık ve hastalıklar da çok sayıda can aldı. Kesin olan şu: İnsanlık tarihinde başka hiçbir çatışma, yıkım anlamında 2. Dünya Savaşı'nın yanına yaklaşamıyor. Tahminler 70 ila 85 milyon ölü arasında. Ancak bu istatistiğin şaşırtıcı yanı, ölenlerden en az 50 milyonunun sivil olması. İkinci Dünya Savaşı'nı düşündüğünüzde bu şiddet seviyesini hatırlamak çok önemli. Bu önceki hiçbir savaşa benzemiyordu. Bu savaş mekanize birliklerin tamamen kullanımı ve üstün hava gücüyle Hamburg, Dresden ya da Tokyo gibi şehirlerin yok edildiği bir savaştı. Savaşta kullanılan şiddet seviyesi özellikle de Almanların Rusya saldırısında, Alman-Rus savaşında bu inanılmazdı. Bir zafer anıydı. Ancak savaş resmen sona ermiş olsa da bunun Avrupa'yı tüketen son savaş olmayabileceği korkusu vardı. Gelecekte başka bir savaş ortaya çıkıyor olabilirdi. Özellikle de Roosevelt böyle bir trajedinin bir daha dünya üzerine çökmemesi konusunda kararlıydı. "İşimiz, dostlarım, barıştır" diye yazdı. Bu savaşın sonundan ve tüm savaşların sonundan daha fazla ve buna yöneldikçe herhangi bir insan neslinin bu dünyaya yapabileceği en büyük katkı kalıcı bir barış katkısıdır dedi. Ve 25 Nisan 1945'te ölümünden haftalar sonra mihver güçlerine karşı birleşen 46 ülke San Francisco'da toplandı ve onun sözlerini dinledi. Artık herhangi bir ulus ya da uluslar grubunun anlaşmazlıklarını bombalar ve süngülerle çözmesine izin veremeyiz.
bir arada barış içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. En küçük ulus devletin de çıkarlarını koruyacak bir birlik oluşturmakla görevlendirilen bu konferans devasaydı. 282 delege ve 1444 resmi akreditasyonlu görevli ve dünya meseleleriyle ilgili özel organizasyonların temsilcileri vardı. Bu toplantı o kadar karmaşıktı ki, delegeler tarafından ortaya dökülen günlük belgeler ortalama yarım milyon sayfaydı. Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti'nin başarısız olduğu pek çok görevi devraldı. Cemiyet asla ölmese de yeni organizasyon daha güçlü olacaktı. Ve bunun sebeplerinden biri Birleşik Devletler'in kararlılığıydı. Cemiyeti de güçlü bir biçimde desteklemiş olmasına rağmen ona asla katılmamıştı. Ama onun gardiyanı olacaktı. Birleşmiş Milletler'de Milletler Cemiyeti'nin aksine Genel Meclis'in yanı sıra bir de Güvenlik Konseyi vardı. Genel Meclis'te Birleşmiş Milletler'in tüm üye ülkeleri eşit durumdaydı. Hepsinin oyu aynıydı. Ancak Güvenlik Konseyi için durum böyle değildi. Güvenlik Konseyi'nin 5 kalıcı üyesi olacaktı ve her birinin veto hakkı vardı. Britanya, Birleşik Devletler ve Sovyetler Birliği büyük üçlü. Birleşik Devletler'in isteği üzerine Çin de dahil edildi ve Churchill'in ısrarıyla Fransa da alındı. Yeni uluslararası topluluğun savaşı önleyip barışı korumak için geniş güçleri olsa da üye devletlerin bireysel bağımsızlığına da saygı gösterecekti. Ve bu organizasyon uluslararası adaleti daha önce hiç denenmemiş bir biçimde destekleyecekti. İngiliz dilinde yeni bir kavramla. İnsan hakları. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olan iyi şeylerden biri, Roosevelt'in ölümünün ardından Truman, Eleanor Roosevelt'i Birleşmiş Milletler'e atadı. Ve onun Birleşmiş Milletler'in ilk toplantısındaki varlığı çok güçlüydü. Ve sonra çok fazla etkisi olması beklenmeyen bir komiteye verildi. Ancak bu komite insan hakları evrensel bildirgesini yayınlayacaktı. İnsanın en iyi haline ulaşması için özgürlüğe ihtiyacı vardır. 1940'lardan önce İnsan haklarından söz edildiğini çok duymuyordunuz. Peki bu ne anlama geliyordu? Pek çok kişi için pek çok anlama gelebiliyordu. İnsan hakları tüm ırklardan ve etnik yapıdan insanların hakları anlamına gelebiliyordu. Nazilerin biyolojik soykırım teorilerine, Nazi devletinin ırkçılığına bir tepkiydi. Aynı zamanda kadın ve erkek eşitliği anlamına gelebiliyordu. Bu Birleşmiş Milletler'in çok sıra dışı bir fonksiyonu oldu. Çok açık bir biçimde erkek ve kadınların eşit haklara sahip olduğunu ve bu yeni uluslararası kurumda eşit söz sahibi olduklarını söylüyordu. Dünya 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda tam bir barış yaşamasa da Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti'nin başaramadığını başardı. Bana göre çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olan bir dünyada uluslararası üyeliği olan devletlerin bir araya gelip önemli sorunları konuşup çözüm aradığı bir foruma ihtiyaç var. Bu kaçınılmaz. Devam eden uluslararası diyalog sayesinde Soğuk Savaş'ın yarattığı tehdide ve şimdiki küresel huzursuzluğa rağmen 3. Dünya Savaşı hiç gerçekleşmedi. Birleşmiş Milletler'in devam eden çalışmaları 2. Dünya Savaşı'nın elle tutulur bir mirası. Ve bu miras günümüze dek bizi etkilemeye devam etti. İkinci Dünya Savaşı uluslararası adaletle ilgili değildi. Politik demokrasiyle ilgili değildi. Avrupa'daki tüm askerlerin, İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan askerlerin ve ailelerinin minimum yaşam standartlarına kavuşabilmesi ve savaşta vaat edilenlerin hem İkinci Dünya Savaşı hem de Birinci Dünya Savaşı'nda vaat edilen ama onlara savaşlar arası dönemde verilmeyen şeylerle ilgiliydi. İkinci Dünya Savaşı halkların barışı için bir savaştı. Gelecek nesilleri savaş belasından kurtarmaktan söz ediyorlardı. Çok büyük bir yaşam kaybı, çok büyük bir kaynak kaybı olmuştu. Dünyanın farklı bölgelerinde normal insan yaşamı büyük sekteye uğramıştı. Ve dünya barışı için kalıcı, sürekli bir barış için istek vardı. Ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme isteği vardı.